kökenli de e, ırmak yakın olunca da kivi de vazgeçilmez olmuş. Tabii. Şimdi kivi yetiştiren bir abimiz var. Tanıyacağız. Kivi çalışmaları nasıl gidiyormuş? Onu öğreneceğiz. Önce siz tanıyalım. E, kökenli köyünden Mehmet Palazoğlu. Ordu'da Kökenli köyünde ikametgah etmek durumundayım. Evet. E, kivi bahçemizde e, yetiş 2000 dikimli olarak Kivi bahçemizi bu hale kadar getirdik. 2000 tane fidan mı diktim? Hayır, 2000 yılında. Ha, 2000 yılında yani, 2000 diktim. 2000 kaç yılında. tane fidan var? Ee, şu anda 600 tane fidanımız var. Ne kadar dönüm? 5, 10, 9 dönüm, 9, 9 buçuk dönümde e, 600-650 tane kivi ağacımız var. Hı hı. E, bu iki kişiye ait tabi. Şahit derken e, kardeşler Amca kardeşlerim ben amca o çocuk, Ama çocuğum. Ama satışı var. beraber yapıyorsunuz. E, satışı tabi e, şimdi satışı yaparken e, bir kişiye alıcılar geliyor hı hı. biz o alıcılar içinden bir tanesini seçiyoruz. Kim düzgün ürüne düzgün para verirse düzgün ürünü de yapmak zorundasın zaten düz birinci sınıf e, akabinde ikinci sınıf. Üçüncü sınıf bala zaten ürün olarak bakmıyorlar. Peki kaliteli ürün alacaksan e, bakım nasıl oluyor? Mesela şimdi ne tür bakım yapıyorsunuz? Şimdi kışlık gübrelerimiz var. E, özellikle hayvan gübresi ve tavuk dışkısından olan ür, e, gübrelerimiz var. Onları kullanıyoruz. E, kimyasal gübreyi çok e, taslayad etmiyorum ben. Hı hı. E, Kullananı da e, az miktarda kullansın diyorum. Onun için mi tavuklar kazlar geziyor? E, tavuklar kazlar hem onun için hem Şimdi bahçe e, temizliyorlar. Hem yani bahçeyi temizlik yapıyor, e, bu hayvanlar nasıl diyeyim sana yeşil ota hasta bir hayvanlar. Hı. Şimdi 5 bin dönümün içi, bin metrekarenin içinde, 5 bin metre içinde atıyorum 100 tane tavuğun olsa hiç makina işte ot biçme şu bu yapmazsın. Şu anda Şubat ayında hangi tür bakımları var ki bunun? Sadece e, budama. Hı hı. E zaten şu an bakım işlemi şu an bitmiş durumda. Evet. Bundan sonra ellediğiniz her ağaçtan su çıkar. Hı hı. Su yürüme üzere zaten tam şu an. Evet. E bunun için bu zamana kadar bütün bakımların, periyotlarının hepsi bitmesi lazım. Olduğu zaman ne kadar oluyor? Olduğu zaman 15-16 ton. 15-16 tonda 30-32 tona gibi amca oğluyla beraber, biraderim var. onunla beraber. Tam da 32 ton. 30 çivi elde civarında ama çünkü e, Nisan, burada Ablur Beşi der eski insanlar. Ablur, ablur Beşi burada çok tehlikeli bir ay. Hmm. Bu da Nisan ayına tekabül ediyor. Sürgünlerimiz, filizlerimiz işte 8-10 santim, 5 santim. O aralarda olduğunda kuvvetli ayazlar oluyor burada. Buna bir çözüm bulamadık. Bu de, dere yatağının biraz etkisi var mı? Dere yatağının tabii ki etkisi olmaz mı? Ee, bir... 50 metre yukarı ile buranın arasında takabül olarak söylüyorum bir 4-5 derece bir soğukluk oynuyor. Nisan ayı bizim için uykusuz bir ay burada. Peki şey var mı Kivil'de böyle hastalıkla ilgili sıkıntılar yaşadınız mı? Hastalıkla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sadece e, benim burada ricam tarım il müdürlüklerine, tarımla uğraşan bölümlere burada e, bize çok yardımcı olmuyorlar. Geliyorlar işte yaprak numune sağlıyor. Şunu alıyor, bunu alıyor. Şurada kök çürüklüğünü çözecek bir problem bile bulamadılar. Yani bir şey bulamadılar bize. Çözümü üretemediler. Yani kök çürüklüğüyle ilgili bir problemim var. var? Evet, bu problemin o... çözülmesini mi istiyorsun? Bunu çözülmesini istiyorum evet. ve çözümü de yeniden dikin bunun. Evet. Bu ağacı yerinden söküp de bir daha diktiğin an bu ağacı ürüne geçmiyor. 4-5 senede geçmiyor. Evet. Ama yenisi 3 senede ürüne geçiyor. Peki, Yeni diktiği. Bir sebebi yok mu? Yani bu o zaman bilen de yoktu. Ordu'da ilk zamanlardı zaten ee, kuyu eşme diktirme sistemi yanlış olduğunu söyledim ben o zaman yine söylüyorum. Kivi tepe başına hafif sırt yapıp toprağa tepe başına dikilecek bir ürün. Sonra takviyelersin toprağını işte düzenlersin iyi bir bahçe olur. Dibinde kuyu olursa su birikimcisinden bu dolayı zaman, mı kan ayırtlanıyor? E, bu zaman da işte hı. kök boğazı çürüklü oluyor. Hı. Mesela şurada bir göstereyim. Tamam, Şu bak. ağacın, bak şurada kurumuş ağaçlarım var benim. Hı hı. Onların e, nasıl bir pozisyonda olduğunu arkadaşlara ben izah ettim zaten. Tarımilden de geç, çağırdım. Bak dedim böyle bir dikim yaptık. Böyle bir sorunumuz çıktı. Yani verimden düşüyor bahçe. Evet. Yani 10, atıyorum 15 ton kivi toplayacaksın, atıyorum 6 ton, 5 ton, 7 ton o aralarda şey olarak ürün düşüyor Peki Peki çürümeyen ağaç kökleri var. <laughs> Bunların dibindeki o dediğiniz sistemde bir çalışma yapsanız kurtarmıyor mu? Ee, direnaj yapıyorum şimdi ben onların dibine. Ee, makine aldık bir tane, onunla direnaj yapıyoruz, suları topluyoruz aşağı. Bunda Bu çözümü böyle ürettik. Başka damlama yapıyoruz. sistemle mi yapıyorsunuz şeyleri sulamayı? Ee, yağmurlama sistem. Yağmur. Damlama olmuyor ki bir de. Evet. Çünkü cırmaklar her yere dağıldığı için. E, damlamada bir bölümden geçtiği için olmuyor ama springle yağmurlama sistemiyle Şimdi ben şöyle bir şey gördüm. Şimdi bu telleri çekiyorsunuz ya. Evet. Ee, boruları yerden değil de havadan tellerin hizasından çekip de sulama yapılırsa daha faydalı oluyormuş. Ee, şimdi bu eski dikim bir bahçe olduğu için bunu düzenlemek biraz zor. Hı. Ama yeni sistem bahçelerimizde zaten hepsi böyle. Öyle hepsi öyle olmak zorunda. Ee, yavaş yavaş herkes sistemini geliştiriyor. Evet. Bu tabii şimdi Tarım ilde de arkadaşlar hep e, bu işleri yapa 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 çözüm ürettiler. Şimdiki sistem güzel. Ya aslında şey ordu içinde yeni bir ürün. Ee, tabii ki eksikler ee, mutlaka yeni bir, vardır yeni ama. Yeni Üründe sayılmaz. E, 2000 yıllarında teşvikle yapıldı bu. Hmm. Ama tarım İl'den benim ricam şu olur sadece bahçeleri tarım ildeki arkadaşlarımız gezmiyor. Hmm. Gelip bakacak çözüm üretecek. Bunu böyle yapın, bunu böyle yapın. İnsanlara orada gidiyorlar, briefik veriyorlar, işte ders veriyorlar. Ondan bilgi alamaz. Uygulama nerede yapılıyorsa orada işlem yapması lazım. Ne diyelim? Yani, yani tarım... ürünün olduğu yerde şimdi bir tanesi gelip de kırmayı şöyle yapacaksın, budamayı böyle yapacaksın. Orada bir veriyor, burada geliyor iki tane ağaçta gösteriyor. Vatandaşa diyor ki sen böyle yapacaksın. Ama o kadar yeteneği var mı bu arkadaşımın? İşte e, nasıl diyeyim? Oradaki derste değil, burada gelecek. E, ağacın üzerinde uygulamalı gösterecek, yapacak. Burada verecekler sonra. Yani o zaman tarım ilde ya da ilçedeki arkadaşlar gelecekler bölgede uygulamalı olarak anlatılacak. Uygulamalı tabii. En azından bir e, biraz ilgi istiyorsunuz e, bu konuda. Tabii onun için e, rica ediyorum. Özellikle rica ediyorum. Bir de eee Tarım Bakanlığı'na özellikle sesleniyorum. Tarım Bakanlığı'na özellikle sesleniyorum buradan. Ürün yetiştirecek işte yeşil fasulye olur, marul olur, soğan olur, yani e, çiftçilik yapabilecek arkadaşlara söylüyorum bunu. Ve Tarım Bakanlığı'na söylüyorum. Araştırmadan hiçbir kimseye bedelsiz hiçbir şey vermesinler. Bu devletin hibamalı bu. Yani. Devletin Ondan vergi alacak, benden vergi alacak, senden vergi alacak, bunlara teşvik verecek. Teşvik verirken verdikleri insanlara araştırmalarını istiyorum. Bir sera verecek, veriyor bir sene yapıyor adam, ondan sonra sera ber taraf orada. Bunun günahı mı balı kimin? Araştıracaksın, kim yapabilecekse ona vereceksin. Yani işi uzun süreli devam ettirecek kişileri yani araştırıp onlara bunu versinler. Bunu meslek edilmiş çiftçilere vermesi lazım. Adam orada bir yani söylemek de istemiyorum. Kaba tabirle söylüyorum. Adam olan alıp gidiyor. Adam olan alıp gitmeyecek. Orada uygulamalı bu bu memleket için faydalı bir şey yapacak insana lazım o. Üretim kim yapabilir? Araştıracak Tanımil. Öyle yani gelip de falancı yapar. Bu işi demeyle olmuyor. Araştıracak köyünü, kentini uygulamalı olarak herkese yardımcı olabilirler. Teşekkür ediyorum. Çiftçi TV adına da hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Hocam. Sağ olasın. Evet değerli izleyicilerimiz gezimiz devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Evet kökenli gezimiz devam ediyor. Ee, haliyle köyde narenci ürünleri de yetişiyor. Ee, tabii kara lahana vazgeçilmez. Ee, kıvırcık, e, pezik dahil var. Her şey. şimdi bu narenciye son zamanlarda yoğunlukla ordu da olmaya başladı yani e, nasıl başladı bu Doğrudur şimdi e, köyümüzde genelde e, fındık uğraşıyoruz hı hı. ama fındığın yanında yan gelir olarak da yavaş yavaş narenciye başladı bunda limon var portakal var e, Rize mandalini hı. tabiriyle yani Rizede üretilen mandalinlerden çok fazla yani e, sürekli e, her sene daha fazla verecek şekilde yetişiyor da. Şimdi Bodrum'daki mandalina meşhur da aklıma gelmişken evet. söyleyeyim. Rize'de e, bir basında arkadaşımız vardı. Onun söylediği bir söz aklıma geldi. E, Bodrum'a mandalina fidesi Rize'den gidiyor. Bunu da söyleyelim. Doğrudur doğru. Çünkü Türkiye genelinde en iyi e, yetişen e, mandalin türlerinden birisi de Rize mandalini'dir. Evet. Bu Rize mandalini e, her yerde uyum sağlayabiliyor. Ve bizim bu bahçelerimizde de günden güne artıyor, her gün, e, her sene daha doğrusu evet. e, ürün e, fidanlar olmuş evet. olacak. Evet. Yani e, gerçi şimdi e, ürün zamanı değil ama böyle bir tane olduk küçük, evet. küçük olsa da nasipte. Aynen. E, i̇sim neydi sizin? İsim Semi. Soy Semi Bayazıt. Kökenli i̇sim köy. Beyaz. Kökenli mahallesi. Beyaz soy ismi nereden geliyor? Beyazıt e, soy ismi e, tabi tarihlerde bildiğimiz kadarıyla ta Osmanlılar zamanından e, beri gelen. Tam beyazıt zamanından. O zamanlardan beri gelen bir şey. Bizim köyümüzde de e, aşağı yukarı bir 250-300 haneye yakın bir e, Bayazıt e, şeyimiz mi? var. Evet. Güzel. Peki e, siz başka nelerle uğraşıyorsunuz köyde? Biz e, fındık var. E, bağ bahçe dediğimiz yani tarla türü şeylerimiz var. O da tarlada salatamız, işte marulumuz, soğanımız, fırasamız, sarımsağımız hepsi pezik hepsi yani kara lahana. Hepsi mu? mısır da var. Mısır da var. Ama artık tabii e, fındık alanları genişlediği için mısır tarlaları küçülmeye başladı. Vallahi bence mısır eksinler. Yani şu anda Karadeniz'de bizi izleyen arkadaşlarımıza da söylüyorum. Ee, eskiden e, zorluklarla, sıkıntılarla yapılan deredeki, derede kenarlarındaki değirmenlerin hepsi boş. Doğrudur. Doğru. Eğer biz mısır üretip orada mısırı çekip un haline getirmezsek o tarihi değirmenlerin hepsi yok olacak. Onun Doğrudur. için ne yapalım? Mısır ekelim. Mısır da ekmemiz lazım. Evet, evet, mısır unundan, mısır ekmeğinden vazgeçmeyelim. O değirmenler de ayakta kalsın, değil mi? Doğrudur. Aynen katılıyorum lafınıza. Var mı sizin yakın bölgede böyle değirmen? Değirmenimiz var ama şu anda çalışmıyor. İki iki tane değirmen var bildiğim kadarıyla. O zaman bu sene mısırı fazla ekin. Değirmen çalışsın lazım. İnşallah diyeceğiz. Ama işte o da. E Yaban hayvanları daha çok saldırıyorlar. Saldırdıkları için ona da ayrıca böyle e, tel çekmemiz lazım. lazım. Evet. Çünkü yani gerçekten tam ürünü e, almaya başlayacağımız sırada e, telef oluyor bütün ma yaptığımız. Ne şey. alınırsa da problem olmaz. Yani Aynen. E, tabii onu da yavaş yavaş başladık zaten. E, şimdi komple bahçemizin etrafını kafesli tellerle çevirmeye çalışıyoruz onunla da inşallah takip evet. olacağız yani. Çünkü bizim topraklarımız böyle verimli. Her ne kadar fındığımız varsa da Tabii. E, ondan öncesinde bizim mısırımız vardı. Doğru. Mısırımızdan vazgeçmeyelim. E, değirmenlerimiz de, tarihi değirmenlerimiz de ayakta i̇nşallah, kalsın. İnşallah. E, köy gezimize devam edelim. İnşallah. Bakalım kökende daha ilginç neler var değil mi? Doğrudur. Buyurun. Hep beraber gezelim. Evet. Değerli izleyicilerimiz e, şu anda da köyde elma, erik, e, ceviz, incir, Aklınıza ne gelecek? Ge gelen meyvelerin hepsini saydık aslında belki eksik de kalmıştır, değil mi? Ee, mandalina mı? Mandalina, narince ürünleri. Ee, tabii e, Karadeniz'de olunca da e, karala <laughs> fındığın abi. da dibinde, e, elman da dibinde çıkıyor. Şey, bu bahçeyi oluştururken e, amacın neydi? Seni bir tanıyalım önce. İsmim Ferhat Kılıçkaya, kökenli Mahallesi'nde oturuyorum. E, burayı bu bahçeyi kurarken ticari amaç değil. ...tamamen hobi bahçesi olarak düşündüm. yüzde yüzünü elma üzerineydi. 1860 metrekare bir arazi burası. 150 elma ile başladık. Üzerine bir 20-30 elma takviyesi ve karışık meyve. En üst kısmına, buradan üst kısmına... Hı hı. ...işte papaz eriğidir, eriklerin diğer türleri, mandalinadır... Evet. ...armuttur, armudun çeşitleri, kiraz... ...bunlarla tamamen o 1865 metrekare yerde boşluk kalmayacak şekilde... ...bir de karışık meyvemiz olsun istedik. Hı hı. Şey hı. ne? Elmanın cinsi ne mesela? İlk diktiğim 150 elmanın 130'u granesimit yeşil elma. Hı hı. Bir diğer halkın diliyle bildiği şeker hastalarının sevdiği hafif ekşi mayoş elma. Hı hı. Yirmi, Şeyde kiraz. Kiraz napolyon. Diğer 20 elmam da dölleyici olarak gala elması, kırmızı hı. elma. Kırmızı. Ee, armut çeşitlerinde e, deveci var, limon armudu var, naşi var yani Japon armudu. Hı hı. Mandalinalarımız var, papaz eriğimiz var yine bu tarafta. Evet. Ee, yapma amacım bu şey, sene şey aldınız mı? Ürün aldınız mı? Üç yıldır güzel mahsul alıyorum. Hı -hı. Pek ilgi anlamında biraz da yetersiz kaldım son 3 yılda. Evet. <laughs> Özel sebeplerden dolayı. Ama onun haricinde meyvem alıyorum. 35, 40, 50, bazen 60 kasaya kadar çıkabiliyor. Burası gördüğünüz gibi daha ağaçlar yeni. Hı hı. Ee, tür olarak da yarı bodur cinsini seçtik burada. Evet. Tam budurunu istiyordum ama o zamanki ekonomik koşullar bunu el, elverişli olmadı. Buradan yarı taş atmış gibi olacak ama e, ilçe müdürlüğü, il müdürlüğü zamanında bize destek çıkacaktı. İşte etrafını çevirmede, damla sulamada hı hı. sadece fidan temininde bize bir yardımcı oldular. Ondan sonra bizden elini eteğini çekince biz de kendi çapımıza gittik. Benim istediğim tam budur idi. Çünkü ağaca çıkmak istemiyorum diyorsun. Yerden toplayayım diyorsun. Mahsulün Oranı yüksek olacaktı. Görsellik Hı -hı. olarak çok hoştu. Ben bunun ticari amacını düşünmediğim için ilk ayağa ticari hiçbir zaman düşünmedim. Evet. Çünkü ben e, ser, serbest meslekle uğraşıyorum. bir Daha doğrusu bir firmada çalışıyorum. Hı -hı. Günümün birkaç saati buraya gelmek benim için ayrıcalıktı. Çünkü gençleşiyorum desem yeridir. Evet. Ama çok şükür bu hale getirdik. Tam budur olmasa da yarı budur oldu. Şimdi ürün vermesine daha var e, yanılmıyorsam ama budamayla ilgili bir çalışma var mı? Budamasını genelde dışarıdan başka bir arkadaşa yaptırdım. Kendime nasip olmadı. Az buçuk öğrendik. Bu yıl mesela Allah izin verirse kendim budayacağım. Hı hı. Önümüzde şöyle bir ay bir süreç var. 10. aydan Mart'ın ilk haftasına kadar budamamız gerekiyor. Bundan sonra bu yönde çalışma yapacağız inşallah. Bu süreçte gübre mi kullanıyorsun ya da bakımı nasıl? Biz Hayvan gübresi bazlı gidiyoruz dibini hmm. çapalayarak yani kendimiz tükettiğimiz için tamamen organik olsun diye. Yani kimyasal bir şey yok. Kimyasal bir şey yok. Elmamızın üzerinde leke oluşuyor arkadaşlarımız diyor bu elmada işte leke oluşuyor. Sadece onunla mücadele edebilirim ama 3 yıldır ona bile gereksinim duymadık. Ama o işte de doğal elma yani. Doğal elma dediğiniz evet. gibi. Hatta arkadaşlarım diyor içinde kurt çıkacak ki ben elma yediğimi bileceğim evet. diye. Evet. Çok şükür ki devam Cevizlerin ediyoruz. durumu nedir? Cevizleri türü bu bölgede denemek için. Çünkü hı hı. yıllardır Ordu ilinde ceviz dağıtımı yapıldı. Hı hı. Bu bulunduğumuz arazi üzerinde de Tarım İl Müdürlüğü'nün dağıttığı çok eski 25-28 yaşlarında cevizler vardı. Hiç mahsul alınamadı. Kestik onları. Yakacak niyetine kullandık. Evet. Çentler cevizini son 5 yıldır çok ilgim olan bir cevizdi. Çok duyduğum bir cevizdi. İşte hakikisini bulmak zor denilen bir cevizdi. Çok şükür bir 5 tane buldum. İlk defa bu yıl meyve verdi. Bu, buradaki meyvelerim 7 yaşına dayandı ama oradaki cevizlerim boy itibariyle fazla görünse de 3 yaş bandında. Önümüzdeki yıl gerek üzerindeki meyve adedi, gerek tadı, şunu bunu daha iyi bakmış olacağız ki evet. ona göre cevizle ilgili başka bir bölgede ufak bir proje düşünüyorum. İnşallah onu da başlayalım. Onun özel bir bahçe yapmayı düşünüyorsunuz. düşünüyorsunuz? E, fındık açısından elverişsiz bir yer var, çok az bir yer. 700-800 metrekare gibi. Kıraç arazi tabiri caizse orayı değerlendirmek için. Evet. Cevizin de öyle yeri sevdiğini bildiğim için. Neden alacaksan Çiftçi TV'den alabilirsin. İnşallah. Neden olmasın? Evet. Bize yardımcı olunursa daha iyi olur. Peki ee, siz başka bir şeyle uğraşıyor musunuz köyde? Yani hayvancılık falan var mı? Yoksa sadece böyle bir hobi amaçlı başlayıp sonra da ee, görevin hale gelen bir işle devam etmeyi musunuz? kendim başka bir işte çalıştığım için burayı hobi hobi olarak yani hayvancılıkta falan uğraşıyorum. Hayvancılıkta yok. Ailemde var az buçuk yani kendi ihtiyacımızı gidereceğimiz kadar. Karadeniz Biraz çok farklı bir arazim. o zaman ya çünkü yoğunlukta fındık var ya hep fındığa odaklanmış. Fındığa tembel. Ee, son zamanlarda mesela ek ürünler e, olmaya başladı. İşte kiviydi, istiridye mantarıydı, meyvecilik gibiydi e, ee, tabi çeşitliler narinci ürünleri gibi bundan sonra da onunla ilgili bazı çalışmalar ya da uygulamalar yapılır inşallah. herhalde. İnşallah çok çok iyi olur. Yani bölgemizde sadece fındık değil yedek bir ürün olsun. Hmm. Yedek bir mahsulü, ikinci bir mahsulü, üçüncü bir mahsulü olsun. Her şeye para vererek bir yere getirme şansımız yok. Çok şükür şehir merkezine çok yakın eskiden köydü, bugün mahalle olduk. Hmm. Burada değerlenecek bir sürü arazilerimiz var, değerlendirilmesi lazım. O zaman değerlendirmeye hazırsınız. E, ee, bununla ilgili teşvik bekliyoruz. Tabii tabii aynı şekil. Destekler, teşvikler bunlar çok önemli. Evet. Peki. Hayırlısı inşallah. Peki, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz ee, ne diyelim yani güzel bir gezi oldu e, ama devam edecek bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz şu anda Kökenli'de yaşlı bir çınar anamız var. Onu ziyaret ettik. Biraz tanıyacağız bakalım kökenin eski tarihini bize anlatabilecek mi? Eee isim ne? İsmim Fatma. Soy isim? Fatma Bilim. Fatma Bilim. He. Eee bilim insanısın sen. He. <laughs> Yaş kaç? <laughs> Yaşım yüze yanaştım oğlum. Yüze yanaştı. He. Yani 99 mu? Öyle 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 bir şeyler. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Ben var. de sever bir çocuğuyum. Babam bir köyde sen... miydin? Ben bu köyde de değilim ben. Hmm. Şeydeydim. Perşembe'de. Perşembeli misin sen? Perşembeliyim ben de Ulu Bey'e göç geldik. Perşembe'nin neresinde? Şimdi Yumutaş. Yumutaş'tan. He. Sen o zaman baba mı taşındı Ulu Bey'e oradan? O babam buraya şey hükümet eskiden yer veriyormuş. Hmm. Beş çocuğu olana beş evlilik yer. Hı. Hmm. Oraya babam amcama vermişler. Babamı da götürmüş oraya. Odan almış işte. Sonra buraya gelin mi oldun kökenli? Üç ha gelin oldum geldim Allah gelin okuna diksin beni. Niye? <laughs> <laughs> ben burada çok terzilik yaptım oğlum. Baksana böyle hep ben yaptırdım tercih. Köyün terzisi sen miydin? Ya ya. Hem de kaç köyün. Bunda bu şeyin, teynelinin, hmm. akkese, karşı şey. Bundan sonra bu mahalleler, evet. bu uzun eseler. Her bana gelirlerdi. Ama yani şey, terziliğe şeyden öğrenmedim. Kendiliğimden öğrendim nasıl öğrendiysen evet. Ben babamın bir kızıyım, kendiliğimden öğrendim. Evin tek kızı. Tek kızı. Çok çok geçirdim hani. Ya. Şimdi sen elbise gördüm. Eve geldim Hı -hı. yapayım. Ne güzel. Ya öyle bir şey değil mi? Kaç yılın geçti bu köyde? He? Çok uzun yıl mı geçti bu köyde? Çok. Kaç yaşına gelin geldin buraya? Kaç yaşında mı? He. Çok fazla değil. Yani. Ya, şey buraya geldim de 20 dişlerim falan bitti gülüyorlardı bana. <gülüyor> Valla sen niye geldin bizim buraya çocuk de. Benim babam öyle yemin etmiş bir evde bir tekçiye şey veresi bu adamla bir tekçe şey diye beni verdi. Hem de üveylik içi. Hmm. Hesap et. Olur mu? Olmaz ama babam beni verdi işte. Ben de babamın izinden çıkmadım Allah verici. Nasıl geçti hayatın? Hayatım nasıl geçti? Ee, adam bana hiç, hiç bir yere götürmez, bir yere etmez. Ondan sonra bu senin kızın mı diye soruyorlar biliyor musun? <laughs> Günlüğe giderdi. Bu bahçeleri hep ben diktim. Çok benim büyük bahçelerim var burada. Evet. Ondan sonra adam bir şey bilmiyor. El, bir el güzel de koşuyor. Geldim bahçe diktim, şunu ettim, bunu ettim. Bak yani çocukluğumla çocuk. Çocukluğum. Ev barkı oğluna. Ev barkı oğluna. Bu da ev yok oğlum. Öyle bir samalık var. Hmm. O zaman çok ev yoktu değil mi burada? He? Çok ev yoktu değil mi burada? Yoktu lan, bu ev yapılı değildi. ve kaç evi görüyor musun katlı? Bu evet. torunumun evi. Torunumun evi. Kaç tane torun var? Üç tane oğlum var ama delikanlı abi olan gibi. Üç tane. Allah size de versin oğlum. Çok güzel torunlarım var benim. Oy. Ben beni ben o kadar bakıyorlar, o kadar bakıyorlar ki beni yere kondurmuyor torunlar. O kadar ama ben de torunlarım için kimine araba alayım, kimisine şunu yapayım. Kimi dükkan açtığına yardım edeyim. Bizi de torunu yerine koy da bize de bir araba al teyze. Alsam iyiydi vallahi, alsam iyiydi ya. Değil mi? Bir de hayır olurdu da. Bir Allah ha. razı olsun. Ha, hayır olurdu niye alsam ne olur? Bizim kapıda beş tane araba var oğlum. Beş tane. Ya çattık da birini. Burada yalnız mı kalıyorsun evde? Heh. Evde yalnız Yalnız mı kalayım tabii Allah'ım var. Namazımı kılayım, ibadet yapayım. Çocuklar gelip gidiyor mu yanına? Çocuklar gelmiyor mu? Gelmezler mi? Gece bile gelirler bakarlar ne, ne, halı. Nasıl hasta mı şey mi, bakarlar beni. Sen yalnız mı kalıyorsun hiç e, çocuklardan, torunlardan bakan yok mu sen? Yok sana? yok. Ben yalnız kalayım. Bana yavlarsalar bile kimsenin yana git. Ben hem gençlerin yana gitmem oğlum. Hı, -hı. E gençler karşısına şakka eder yahut bir şeyler çıkar içer. Ben bu yüz yaşında karını ne arayayım onların <laughs> He? Sen anan gelir mi? Evet. Geleyim mi? Yok. Anan yok mu? Var. Var. Anan gelmiyor mu? Yok öyle e, gençler otururken gelmiyor tabii. Tabii ben Eskiden gitmem. bir saygı sevgi hiç vardı da şimdi ben. çok fazla kalmadı tabii o. hiç gitmem gençlerin yanına. Onların ne olsun olsun onların evinde ne varsa benim evime onu getiriyorlar. Hı. Ne yapacağım onların yanında ki? Ne yapıyorsun yemek için? <laughs> Yemeğe falan nasıl hallediyorsun? Ben mi? He. Ben kendim yapayım yemeğimi. Ben hepsinin yemeğini yemem. Gönlümün ellerine bakarım önce dınakları var mı diye. Ne yemeği yapıyorsun? Her şeyim yapayım. Bugün ne var menüde? <laughs> Bugün yemekten ne <laughs> canım isterse yapayım. Yanım istemezse de yapmayayım sana. Bir şeyin var mı böyle tavukların falan var mı? Uğraşıyor mı? Tavuklarım mu? var, pancalığım var daha kapının önünde. Her şeyim var. Sen 100 yaşında hala tarla mı ekiyorsun? Tabii. Çalışmamış iş olayım oğlum. Olmuyor. Olmuyor ya. Burada otururken anne olursun, tubacı olursun. Kalkar gezersen eline yak. Eee gençler yapmıyor, ne olacak? Gençler yapma, Gel gelinlerden hiç fayda yok. Gelinler gelir. Ne istersen maydanoz toplarlar, pancar toplarlar, şunu toplarlar. Sen ekiyorsun, onlar topluyor öyle mi? Tabii tabii. Ben bir şey demem. Severim gelinlerimi. Evet. Ne de öyle gelen adamı öyle bakar. Ben gelinlerim benden çok. Çocuk gibi laf ederler. Ben de onlara şaka edeyim. Ne güzel. Güldüreyim. Hı. Ben gece gündüz 12'ye kadar dikiş dikeyim. Günüzün de bağları bahçeler dikeyim. Bu ocak dikeyim. Ondan sonra tellallara makine parasıyla ektireyim, Hı. diktireyim. Ben öyle bir düzde gezen karı değilim. Ben böyle evde dikkat ederek. İki tane vardı. Pazarcılık yapardım. Ya. Ya. Yeah. 12 bidon götürüyorum. Şimdi yok değil mi yine? İnekleri sattım oğlum daha sayamayayım. Peşinde koşamıyorum. Düştüm oğlum düştüm. Geçmiş olsun. Aa orada düştüm de baksana ben cadılım sarılı. Dikkat et dikkat et. Dikkat et de, ayağım ne yaptılar kim bilir. Hangi düşmanım ne yaptıysa beni düşürdü yere. Düştü ayağım döndü. Bu oğlum bir oğlum var benim. Bir oğlum da geldi dedi o da düştü. Anne burada ne var dedi bilmiyorum oğlum dedim o kadar. Allah'ım. Yani. Kırıkçı'ya gittim. Kırıkçı'ya dedi ki deyine Elen. Yani şimdi öldü o Doktora gittim. Doktor dedi ki ameliyat ederim. Sana bakarım ana dedi. Ama evde bakamam dedi. Doğru mu? Evet. Onun için ayağımı ameliyat ettirmedim. Arda ile aran nasıl? He? Arda ile? Uy. Allah torunlarımı iyi. Benim kaç torunum var. Altı tane torun oğlanlardan. Ya, ya oğlum altı tane torun oğlanlardan. O gibi. Hepsi buramda. Yaramazlık yapıyor herhalde değil mi? Evet, Durmuyor yaramaz, Arda. yapmaz mı oğlum yapmaz mı? Kızlarla kızlarla. <laughs> kızlarla mı? He, kızlarla gezer, şuraya yapar, buraya. Ama çok okuyor. Dürüst okuyor. Yaramaz ama okuyor de. Okuyor okuyor, yaramaz ama okuyor oğlum. Teşekkür getirdi. Görsen hepsi, her şeyi getirdi. Evet. Ya. Onun için idare ediyorum yaramazlıklarını de. He, yaramazlıkları <laughs> ya, yaramazlıkları lazım de, yasın dolasın da okusun. Heh. Ona da öğret o zaman tarla nasıl ekiliyor öğrensin. <laughs> tarlalar tarla gitmez, bahçeye gitmez. Saz devamlı çalıyor mu elinde? Saz çalmaz mı? Daha daha, daha bir bu küçük yine. Büyüğünü alacak Allah'ın. Hımm. Hı Hmm. Aha. Biraz öğrensin de ondan. İnta, i̇ntama gidiyor oğlum. Intama. Sen türkü söylüyor muydun? Ben mi? Hı -hı. Hey, sen beni görsen oğlum. Ben be, bir imeciye parladı eskiden. İmeci biliyor musun? Hı, hmm, biliyorum. İmeciye getirdik. giderdik. Şimdi burada bir şey vardı muhtar. Bu da geliyordu muhtar. Muhtar Lina Nemeci. Şimdi bu diye bu diye hayır ben yendim Ömer ağa senin şey hanımın tüfürgü söylesin mi? Siz söyledin de ben de söyledirim falan diye onlara. Söyle işte şunu ettik böyle ettik para verecek. Tam değere geldiyse çakayım çakma. <laughs> Söyleyeyim bir tane. Adam bir adam verir, iki adam veriyi bana. Hmm. Bir türkü söylersem iki adam verir. Ne söylüyordun o zamanlarda? Her şey söyleyeyim. Ne Türkçe, şey, ben neler. Aklında biliyorum. var mı bir şey? Bir çok. Ne söylersin bize? Ne söylerim size? Ben şimdi bu anda söylemem. <laughs> Niye biliyor musun? Yaşı vardı. Olsun. Şey, tam hacılık zaman. Oğlum inanır mısın? Şuradan kalkmayayım. Üç kere, dört kere hacılığa gittim. Üreyemde. Hmm. Allah değil mi? Ben hacılık isteyeyim. Cenab-ı Allah bana gösteriyor hacılık. O gece hacılığa gideyim ben. Ne güzel. Ya. O gece Gitmedin hacılık. değil mi? Yine e, de gideyim. Hocam yatalak ya. He. Hocam yatalak oldu. Anladım. Bırakıp gidebilir misin? E doğru. Ben kocamdan izinsiz avrayım. Cenab-ı Allah da sana nasip He, ediyor ya. Tabii tabii. Şey de mürdan de beni inmeyeyim. Cenab-ı Allah diyor ki bana ben sana acılığa göttüm geldin. Hı -hı. Daha deme diyor bana. Yok ben yine hacılığa gitseydim. İşte siz gittiniz ben de gitseydim. Param çok ama çalışayım, evet. 12'ye kadar çalışayım. E çalışanın olur. Çalışan param oluyor, oluyor. çok çok. Peki boş. böyle gençlere ne söylemek istersin? He? Gençlere. gençlere ne Köyde söylüyor? yaşayan gençler var yani ya böyle tarla ekmiyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. <laughs> Bunlara ne söylerim? Ben ne yaptıysam siz de onu yapın hadi. He. Ne yapacağım? Peki. Bir şey diyor mu? Biz gidiyoruz. Köyü gezeceğiz. Biraz daha çekim yapacağız. Nereye gideceksiniz? Kendini çekiyoruz. Öyle mi? He. Evet. Öyle, 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 öyle. Allah saatli, mutlu, e, sağlıklı, uzun ömürler versin. Allah Kendine size dikkat de dikkat versin et. oğlum. Allah size amin, de versin. Dikkat amin. edin oğlum. Halil İbrahim bereketi yazsın evize ocağı oğlum. Amin inşallah. Allah Kabe'ye gitmişse geri gelmiş gibi oğlum benim yanıma geliydi oğlum. Evet sevgili izleyicilerimiz. Ben sana deyim. He, sağ olasın. Allah taşlığını tutun altı. Anam var mı? Var. Anne çok selam söyle. Aleyküm selam. Anne bir koca kaynana anlaşın dedi. Sağ salamı vardı. Aleyküm selam. Çok selam söyle ona. Baş üstüne. He, sen de torunum ol. Olur sen mu? Sen benim torunum. Her zaman. Her zaman torunum ol. Abi benim aziz. torunlarım gibi iyi. 100 yaşında teyzemizi ziyaret ettik Kökenli'de. Çok çok çok. Çok ol. Hala, Hala bahçe ekiyor. Tavuklarıyla uğraşıyor. Tık, tık. Yalnız başına köyde yaşıyor. Allah uzun sağlıklı ömürler versin. Gençlerimize de. Vallahi bir şey söylemeye gerek yok artık yani bu yaşta hala e, tarımla uğraşmaya mücadele etmeye devam eden bir insanda e, bir şeyler dinlemeye çalıştık ama kısa denizlerimizi almış olalım. Programımız devam ediyor bizden ayrılmayın. Teyzemizle konuştuk ee, Arda torun çok yaramazlık yapıyormuş ama iyi de okuyormuş. Bu arada da saz öğrenmiş çalıyor ama bakalım nasıl çalacak. Ee, bize bir türküs çalar herhalde. Seni bir tanıyalım mı? Tanıyalım. E, tanıyalım o zaman. Adım Arda. Soyadım Bilim. Ee, kökenli de büyüdüm. Ee, babam hep babam, annem annem turnalık yerlisinde çambaşı. Okuyorsun değil mi sen? <laughs> Okuyorum. Ee, nenen niye üzüyor? As o bazen üzülüyor böyle yaşlı yani takılıyor çok sen şey... yaramazlık yaptığını kabul etmiyorsun. Yani bazen üzülüyor diyorsun yani. Üzülüyor. <laughs> Üzüyorum desen. Üzüyoruz. <laughs> değil mi? Üzme bir daha. Şimdi sen sazı ne zaman öğrendin? Sazı öğreneli geçen sene iki, iki yıl oluyor. Hı hı. Ee, geçen senenin başlarına itibaren. Ama çalıyorsun söyleyemiyorsun değil mi sen? Ee, aslında solistim ama hı. E, hastayım. Hı. Ayak yapma şimdi sen kısaca şöyle bir şey söyle bize. Yani böyle hastayım mastayım diye kaçamasın bugün. Ee, ne çalacaksın? Halil İbrahim türküsünü çalacağım. Söyleyeceğim mi? Söyleyemiyorum onu. Niye? Söylediğim bir şey çal o zaman. Ee, kısaca böyle. Ben direkt bir türküyü söylemek isti çalmak istiyorum söylemek istemiyorum. Ha, hastasın sözde. Yani. Ama yaramazlığı çok iyi yapıyorsun şarkıyı söyleyemiyorsun. Hadi bakalım. Çal bakalım nasıl bir çalıyormuşun görelim. Şu anda yeniden bir tavuk çiftliğindeyiz ama bu çiftlik biraz farklı. Ee, farklı tavuk türleri var ve yeşil yumurta var. Mavi mi diyorlar yeşil mi diyorlar. Mavi, diyor. yumurta, mavi, mavi yumurta. yumurta ama yeşil duruyor. <laughs> Sizi bir tanıyalım mı? Tarık Tercan ben. Yaklaşık 2014 senesinden sonra bu işi yaptım. Beşinci senem. Hı. Organik yumurta sertifikamız var. Ee, atakslarımız ve lokmanlarım. Normal yumurta başladık. Daha sonradan süs tavuklarına da böyle bir gönül verdik, Hı -hı. yapmaya başladık. Ve hala da devam ediyoruz. Yaklaşık kapasitemiz de 2000 civarındadır. Hı -hı. Bu e, süs tavukları dediğiniz, onların cinsleri neler? Şimdi mavi yumurtacılarımız burada e, siyah e, Amerikanuslarımız var, gri Hı -hı. Amerikanuslarımız var. Onlar... E, süs eks dediğimiz cinslerimiz var. Denizlerimiz var. Hı hı. spekle süs dediğimiz var. Osmanlı sultanı var. Yani onlar e, bu şekil yumurtalarını kuluçkalık veyahut da işte eee civciv çıkartıp veyahut da ferik halinde satıyoruz. Osmanlı, değerlendiriyoruz. Osmanlı sultanı dediğinizin yumurtası? Onun yumurtası. Böyle küçük mü oluyor? Küçük bu? oluyor. Hı hı. Evet kendisi de küçük bir zaten. Evet. Yaklaşık büyüdükleri zaman bir 700-800 gram gibi gelirler. Hı, hı. Ee, bunlar daha önceden bizim Osmanlı saraylarında sultanların üretmiş oldukları, e, bakmış oldukları tavuklarımız. Hmm. Tabii ki daha sonradan e, İngiltere'ye gitmiş diye bilgimiz var. Hı hı. Ama sonradan tekrar Türkler de bunu alıp yine aynı şekil üretmeye başlamışlar. Evet. Ee, burada farklı var mı tavuk cinsinden olan? Evet. Şurada <laughs> Spekli Sussex dediğimiz bir yumurtamız var. Hı hı. O da onun e, kahverengi e, güzel bir ırktır. Hı. Yumurtacı bir ırktır yine. tavukları ve horozları da çok ağrı gelir. Evet. Ayrıca şurada da gördüğünüz şu beyaz Sussex dediğimiz hı hı. cinsin yumurtasıdır. Onlar da yine farklı güzel bir ırktır. Evet. Siz genelde onları herhalde yumurta ya yani da civciv için mi falan satıyorsun? Biz evet bunları genelde e, civciv için satıyoruz. Yani civciv ferik için hmm. satıyoruz. Yani yemelik gitmiyor bunlar. Tabii ki e, bazen isteyenler oluyor. Talebe göre de verebiliyoruz. Süs amaçlı biraz amaçlı. da. Amaçlı. Ee, bir de Habeş falan bir şey söylediniz evet, ama. Evet Habeş ırkımız da var. Şu anda iki aylık civcivlerimiz var. Hmm. Yaklaşık onlar da yedinci ayında yumurtluyorlar. Onların da biraz daha büyümesi gerekiyor. Siz onu o zaman yumurtadan mı yoksa Yumurtadan Öyle kendim mi? çıkartıyorum. Evet, Yumurtayı başka yerden aldınız. Yumurtaları dışarıdan alıyoruz. Ee, güvenilir yerlerden alıp kuluçka makinamızla çıkartıyoruz. Hı -hı. Eğer yazın müsaitse kendi görklerimizden çıkartıyoruz. Genelde görkümüz oluyor. Hı -hı. O şekilde kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. E, toplamda kaç tane şey var? Yumurta tavuğu var sizde? Toplamda e, 1800-2000 arasında yumurta olarak şu anda 1800 yumurta tavuğumuz var. Hı hı. Yaklaşık da 150 civarında süs tavuğumuz var. E, günlük yumurta ne kadar oluyor? E, yumurtacı ırklarda günlük yumurta sayımız 1500'ü buluyor. Bunun yaklaşık e, 500'ü tam organik sertifikalı bir kümesimizden çıkma. Diğer 1000 civarında da e, gezen sistemde çıkan gezen tavuk yumurtası olarak çıkıyor. O zaman veteriner denetimi devamlı var mı? Veteriner de denetimi e, Tarım İl müdürlüğümüz sürekli veteriner denetimini yapıyor. Kendileri de geliyor, ilgileniyor sağ olsun. Bu konuda gerekli bütün e, desteği Ordu İl Büyükşehir Tarım İl Müdürlüğü'nden, ilçe müdürlüğünden alıyoruz. Evet. Alıyoruz. E, sizin araziniz de bu konuda müsait. E, herhalde fındık bahçelerine biraz salıyorsunuz. Evet. Aynı böyle. Fındık bahçelerinin altı bu iş için gerçekten biçilmiş kaptan. Hı. E, hem Bahçelerin altlarını temizliyor, hem gübresini bırakıyor. Yani doğal olarak kendi temizliğini yapıyor ve hayvanın yumurtasının lezzeti de gerçekten bir farklı oluyor. Evet. Yani bu iş için gerçekten bu arazi birebir diyebilirim. Yüzde yani yüz yürüyen tavuk yumurtası oluyor. Aynen öyle, aynen öyle. Zaten dediğim gibi organik sertifikalıyız. Ee, gerçekten bu iş için fındık bahçelerinin altı birebir. Evet. Bir de şey vardı evet. yanılmıyorsam, siyah yumurta falan. Evet, o da ayrı bir ırk. İnşallah onu da seneye düşünüyoruz. Şimdilik bu kadarını yapabildik. Allah izin verirse seneye farklı ırklara da girmeyi düşünüyoruz. Peki kolaylıklar diliyorum size. Evet değerli izleyicilerimiz, arkadaşlarımız köylerde üretmeye devam ediyor. Farklı tavuk türleriyle, yani süs amaçlı da olsa burada onları yetiştirerek güzel bir görsellik sağlamışlar. Aynı zamanda da yürüyen tavuk yumurtası üretiyorlar. Başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Köyün en çok tavuğu abimizdeymiş. Onu çekmeye geldik. E, tanıyacağız bakalım ne kadar tavuğu varmış. İsim ne abi? İsmim Ahmet Öztürk. Kaç tane tavuk var? Tavuğum 30 tane var. Bu bir hobi bende. Hı hı. Taze. De bu konuda iyi ya, her bahçeye girdiğimiz zaman her evin önünde bir tavuk var ya, var, tavuk yetiştiriyor. Var. E, benden fazla tavuğu olan arkadaşlarımız da var. Hı -hı. E, ben bunları organik olarak geliştiriyorum. Kendim çocuklarla beraber sabah kahvaltısında lazım oluyor. Yumurta. Yumurta. Hı -hı. E, bunları değerlendiriyorum, zaman geçiriyorum. Başka ne var? Başka, e, sebzelerden seram var aşağıda, Hı -hı. sera yapıyoruz. Hayvancılık? Hayvancılık şu anda tavuktan başka bir şey yaptığım yok. Tavuk yeterli. Yeterli. Sayıyı yükseltmeyi Bu, düşünüyor musun? Yemlerin çok pahalı oluşu. Hmm. Bu hayvan beslememize de mani oluyor. Evet. Onun için cesaretimiz yok pek. Tavuklara kızlarım nasılsınız, iyi misiniz? Bugün ne yaptınız, yumurtlayacak mısınız diye onlara... Türkü söylemiyor musun? Onlara <laughs> ara sıra söylüyorum. Ama şimdi bize söylemeyeceksin o zaman. Size ben şimdi ne söyleyeyim? Türk Sanat Müziği'nden güzel bir şey söyleyebilirsin. Size bir bukle bir şey söyleyebilirim. Olur. Geç buldum, çabuk kaybettim. Hicran oldu hayat bana. Hicran oldu hayat bana. E bu da demek oluyor ki köyde tarımda, da hayvancılıkta uğraşan arkadaşların hepsi böyle türkü söylüyor, şi e, şiir söylüyor, değil mi? Şimdi köyde hayvanlara bakınca insan şair mi oluyor? E, tabii ki doğa güzel, Hı -hı. E, insanlarımız da hoş insanlar. Her evde bir inek vardı burada. Zamanla şimdi bu, her evde bir tavuk var. Tavuk da yok, yok bakamıyorlar çünkü neden? E, her şey pahalandı, e, yemler pahalı. Yani, Şimdi baktım, köyde bakıyorum ben de fındık bahçelerinde ot var. Yani eskiden çok fazla yem verilmiyordu tavuklara. Yani bahçeye salsan gene yeter. Köyden e, kopmuyorsun. Kopmuyorum. Ben zaten köyün havasını teneffüs etmezsem sıkılırım. Evet. Ya, çünkü doğayla iç içesin burada. Hmm. E, afyondan getirdim ben bunları. Hmm. E, aşağı yukarı 30 tavuk günde 15'er yumurta atıyorlar. Gün aşırı yarısı hmm. yumurtluyorlar. Eski o güzelim lezzetler yok artık. Evet. Ama ben şu anda hep organik yemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Ben bir şey söyleyeceğim de. <laughs> Uzun yaşamanın sırrı organik. Bilhassa soğan, sarımsak, acı biber, sirke. bunlara arkadaşlarım kullanırsa var ya. Çok güzel olur. Ben 72 yaşındayım. Daha aspirin hapıydı yutmadım. O zaman ne dedi? Soğan, sarımsak, Acı. biber. Acı biber. Bunları yedin miydi? Ne kanseri olur, ne şunu olur, ne bunu olur. Sapa sağlam kilo da almasın. Hı -hı. Civa gibi yaşarsın bu memlekette. Vallahi bu şeyi kullanmak lazım o zaman ama şimdi soğan fiyatları da biraz yüksek herhalde. Sıkıntı olmaz değil mi? Hı -hı. O zaman bahçesinde eksinler. Ya eksin tabi bahçesinde. Ya ne olur ki soğanın zaten bir soğanın yarısını yesen yine yeter bir insana. Yani. Ama bunu tatlım lazım. Tabii. Bir tane bir diş sarımsak. Evet, evet. Bir evet. de yanında acı biber. Acı biber. Acı biber. Tamam. Onu uygulamak lazım. Onu uygulayan kişi de ne oluyormuş? Hem güç oluyormuş hem de zayıflıyormuş. Kilo benim, almıyormuş. Benim rahmetli dedem 102 yaşında öldü. Acı biberi tarladan koparıp yerdi artık o tarlada biber de kalmadı ki. Var, biber de yapılıyor yani. Biraz yani buna Eklik ben hani bu şekilde söylesem bile istense yapılabiliyor yani. Bunlar yani şeyde geziyoruz ya. Köyleri geziyoruz. Hani bahçesi olan insanlarımız da artık sebze ekmiyorlar. Ekmiyorlar. Evet. Ya insanlar biraz da e, tembelle alıştılar. Onu insan hobi, zevk olarak yapar. Yani o tembelliğe alışanların ağzına acı biber sürsek Hazına acı biber sürsek daha iyi olur da yok acı biber yakıyor, sarımsak kokuyor, soğan kokuyor. Vatandaş kişiliğinden benliğinden e, gitti artık, koptu. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet, çok e, e, geldiniz, zahmet çok ettiniz. Sağ evet değerli izleyicilerimiz bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya başka bir bölümde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, mutlu ve sağlıklı kalın.